Merhaba arkadaşlar. Garmin Strike 4. Bu ürünümüzün her zamanki gibi birçok kamerasız teknelerde yaşanan en büyük problemi güç kaynağı ve aynasının pim uçlarında oluşan oksitlenme, çürüme, temassızlık durumu. Saros'ta bulunan Dalgıç Adnan abimizin bir isteği üzerine aynadan gelen sinyalin zayıf olduğu, servisin ise aynanın değişmesi gerektiğini ve pin uçlarında oksitlenme olduğunu bize bildirdi. Şimdi bunun için bu şekil su geçirmeyen bir bağlantıyla, bunun ucuna yapacağımız yeni pin bağlantılarıyla cihazımızı kurtarmayı deneyeceğiz. Ayna maliyetleri şu an 2500-3000 lira civarında. Şimdi hep birlikte bununla ilgili ne yapabileceğimizi bir görelim. Öncelikle ürünümüze bir elektrik vermeyi deneyelim. 12 voltla çalışıyor. Biliyorsunuz pinlerin oturma yönü çok önemli. Hatta içindeki işaretlere göre oturmak zorunda. Aksi halde zorlamayın. Zorlayan arkadaşlarımız oldu. Güç kaynağı kablomuzu taktık. Power düğmesine basılı tutup ürünün açılmasını bekleyeceğiz. Cihazda bir çalışma belirtisi yok. Öncelikle içini açıp hemen bir kontrol edelim. Vidaları açtıktan sonra flex kablo dediğimiz esnek ekran kablosu var. Onu koparmamak adına ekranı ayırırken muhakkak dikkatli bir şekilde açmamız gerekiyor. Su sızdırmaz bir contaya sahip. IP67 sertifikalı çünkü bu cihazlar. Su serpintisine dayanması gerekiyor. Vidalarımızı aldık. Ekranımızı açarken evet, şu kısımda gördüğünüz aradaki flex kabloyu koparmamamız lazım. O yüzden bu taraftan açmamız gerekiyor. Cihazımızı ayırdıktan sonra burada bulunan flex kablonun tırnaklarını kolay bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde bir borda sahip. Şu gördüğünüz siyah yuvarlaklardan birinden güç, birinden de aynaya giden frekanslar. Buradaki İğne papuçlar sayesinde transfer sağlıyor. Öncelikle cihazımıza neden elektrik gelmediğini, geliyorsa da neden açılmadığını ölçüp bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar, videoyu kesmek zorunda kaldım demin. Güç gelmemişti ama şimdi gücü aldım. Ekran çalışıyor. En azından iç kısmının nasıl bir şey olduğunu, pinlerin nasıl içerideki borda bastığını size gösterdim. Şimdi arızalı olan balık bulucusu aynasının soketindeki oksitlenmeyi biliyorsunuz burayı değişecektik. Bunun için şöyle bir su geçirmeyen IP67-68'e dayanıklı bir dişi erkek soket aldık. Uçlarını açtım. Bu uçlarına buradaki pinlere gelecek şekilde iğne uçlu papuçlar aldım. Bu papuçların merkezindeki delik buradaki iğne uçlu papuçlara, kablo papuçlarına tam denk geliyor. Şimdi yapmamız gereken bunu uygulayabilmek için bu kabloyu, transmisyon kablosunu kesiyorum direkt. Hatta bıçakla değil, tabi bazen kötü alışkanlıklar oluyor. Yan keskiyle kesiyoruz. Ve renklerini bulmak için
ve hangi rengin hangi pine gittiğini bulmak için multimeter yardımıyla ya da basit bir ampulle hangisinin hangisine gittiğini bulmamız gerekiyor. Şimdi ben bunları açacağım. Videoyu bir süre durduracağım. Bunları açtıktan sonra videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hangi pinlerde hangi kablolar var onları bulmak için bir aküden artı ve bir led ampulle istediğim herhangi bir pin deliğine kablomuzu sokup karşılığına eksiği verdiğimizde hangisinde yanıyorsa ki şu 3 tane zaten yanmadı. Şu an çıplak olan kablomuzda o pin yuvası bu kabloda. Pin yuvasının şeklini burada bu şekil çizdim ve hepsini tek tek markaladım. Bu markaya göre iğne uçlu kablo papuçlarımızı lehimleyip yine buradaki şablona göre, papuç şablonuna göre, sokete göre yerlerine koyup sonra sabit bir sokete dönmesini sağlayacağız. Şimdi müsaadenizle ben öncelikle transmisyonun balık bulucunun aynasındaki uçları eşit boylarda kesip şimdi bunlara iğne papuçları lehimleyip yerine koyup enerjimizi verip bir daha deneyeceğiz. Arkadaşlar gücümüzü verdik. Şemadaki şekle göre pin uçlarını, ortaları delikli olan pin uçlarını sıkı sıkı giriyorlar buradaki pinlere. Bu şekilde lehimledik. Sonuç itibariyle cihazımızı bu pinleri yerlerine markaladığımız gibi taktığımızda görüntü almaya başlıyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Böyle bir arızanın illa bir pin ucundan olması mümkün olmayabiliyor. Kablo boyu gayet fazla. Birçok teknede kullanılsın diye 5 ila 6 metre civarında kablo veriyorlar. Bu durumda kablonun boşta olan, fazla kalan kısımlarınızı teknenizde bunları böyle doladığınız zaman, bir yerlerde topladığınız zaman, özellikle küçük teknelerden bahsediyorum, fiber teknelerde, aynayı seyyar olarak güverteden, küpeşteden aşağıya taktığınızda, söktüğünüzde, gündelik kullanımda kablolardan bir tanesi, şu beyaz olan kablo, çoklu kablo değil. Bu kablonun içinde tek bir dal bakır var. Siz bu kabloyla ne kadar çok oynarsanız çoklu kablolardan ziyade tekli olan bakır kabloyu kablonun içinde herhangi bir yerden kırabilirsiniz. Böyle durumlarda kabloyu kısaltsanız da belki bir ihtimal sokete yakın yerlerde bir kırılma varsa bulabilirsiniz. Onun dışında aksi bir durum varsa bulamazsınız. Bunu teyit ettikten sonra aynı şekil soketimizi bu şekil renk kodlarına göre ucundaki pinlerine göre lehimleyip bu pinlerin aynısını da buraya lehimleyip isterseniz bunu da sökülebilir, çıkarılabilir hale getirebilirsiniz. Peki böyle bir yöntemle bu radarımızda sabit kalır. Soketleri yerine taktığımızda soketlerin çıkmaması için içinde kalan boşluğa dolgu uygulamak zorunda kalırız. Aslında bunlar hep günü kurtarmanın ya da yüksek maliyet vermemenin gerektirdiği uğraşlar. Garmin Strike bugünkü fiyatı aşağı yukarı 5000 lira civarında ve ayna maliyeti 3000 liraya yakın bir maliyeti var. Radarınızın yaşını, çalışma ömrünü düşünerekten isterseniz böyle bir yola gidersiniz, isterseniz 3000 lira verip bir ayna almayı tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bakım onarım aşamasında görüşmek üzere.